Yerli Halkın Günlüğü belgeseline hoş geldiniz. Serengeti'nin düzlüklerinde, Masai Mara'nın savanlıklarında yerli halk günlük yemek ihtiyacını karşılamak için... Yerli halk günlük yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için... Gülüp durma, konsantrem bozulsun. Düzlüklere gelmişti. Yer... Oh! Allah'ım seversen, şu belgesel işini bırak da programımızı yapalım ya. He? Bu ne bu? Bir belgesel sunacakmış gibi hava atıyorsun ya. Neyim eksik benim belgesel sunanlardan? Neyim eksik? Neyim eksik belgesel sunanlardan? Abi kıyafetin müsaitleri bir defa. Olur mu ya? Olur mu bak. Serengeti'nin düzlüklerinde... Şu çalı çırpı olmasa var ya, ben bu işi kotaracağım da. Hem bu arada sen kendini nerede sanıyorsun ya? Nerede? Serengeti merengeti diye. Serengeti savanlarında olur o işler. Masai Mara'da olur. Buran neresi abici? Leoparlar tehlikeli hayvanlardır. Ya, fena değil bence ya. Fena değil ama biraz gerçekçi olalım. Tamam canım. Mersin Çamlı Yayla'dayız. Buradaki yerli halk günlük yemek ihtiyaçları için değil ama mantar topluyorlar. Esasında gidip hay Allah burada ne yapıyorsunuz diyebiliriz ama yalan olur. İzleyiciyi kandırmak olur. Neden? 1,5 saattir buraya gelmeye çalışıyoruz biz, tamam mı? Patlatın abicim türküyü. Bir günden bir güne sormadın halimi. Körümüş gözlerim, görmedim seni. Hata benim. Geçti, günah. geçti. Tamam, geçti. Geçti, kalk. Geçti kardeş, geçti. Olur böyle şeyler. Bırakıp giderler bunlar. Kala kalırsın. Baka kalırız giden geminin ardından. Evet. Atamayız kendimizi denize. Evet. Serde erkeklik var, ağlayamayız. Geçti, geçti. Bitti. Ama yanlış türküyü söylüyorum bence. Neden? Bir teselli ver. Bir teselli ver. Yarattığın mecnuna. Bir teselli ver. Bu daha iyi gelir. Yüreğin mi yanıyor ciğerim? Evet. Niye? Sen sevdalısın. Evet. Vermiyorlar mı kızım? Vermiyorlar, kızı vermiyorlar. Sebep? Fakir fukarayız, bize kız vermezler ya. Olur mu canım? Evet. Fakirsek evlenemeyecek miyiz? Hayır. Kaderimiz boynumuz bükkün. Dağılın lan! Bu abi ne abi? Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Yorgun bir haliniz var. Sevinçli bir telaş içindesiniz. Birazcık öyle oldu. Bir kış akşamüstü rastladım size. Dağın başında bu takım elbise hayırdır? Alışkanlıktan kaynaklanmış. Ne faydası varmış ki? Şimdi mantar bir fayda olarak değil de daha çok böyle hani keyfi şey hani deriz ya. Abicim maliyeti sıfır ya. Maliyet sıfır. Maliyet sıfır ya. Yani buna herhangi para ödemiyorsun. Eğer vaktin varsa gelirsin dolaşırsın. Mutlaka da bulursun yani. Dur. Çöp. Kazım Tepeba. Kazım abi. Efendim. Mantarlar zehirli olur. Zehirsizi de var da. Sakat iş değil mi abicim bu? Bir mantarın zehirli ya da zehirsiz olduğunu nasıl anlayacağız? Biz onun renginden biliriz. Biz nasıl bileceğiz abicim? Siz bilemezsiniz ama biz biliriz onun renginden. Ben ama her mantar gördüğümde seni arayamam ki Kazım abi ya. Kazım abi mantar var, tarif ediyorum, acaba yenir mi yenmez mi diyemem ki benim iki gözüm. Şimdi bak bu mantarın böyle bu şekil olanı, böyle mürekkep gibi olanını koparacaksın. Mürekkep gibi olanı, evet, mı? Evet, ötekini kopardın mıydı ötekinler zehirli olur. Bir tane zehirli mantar getirsene bize, bir tane de zehirsiz. İzleyicilerimize bir güzellik yapalım. Zehirli mantar ve zehirsiz mantar nasıl ayırt edilir? Az sonra falan değil. Kazım abi gelir gelmez ki geldi kendisi. Bu zehirli mi? Bak bu zehirlisi. Zehirli mantar nasıl olur? Bir kere benek olmuyor herhalde. Bunu şimdi, altı sünger gibi. Bunu şimdi hiçbir hayvan da yemez. Bilmeyen hayvan ağzına götürür gibi yapar ama onu sana söyleyeyim. Tabii götürür gibi yapar ama. Abi bize hayvan diyorsun ayaküstü ya Kazım abi. Şurada iki dakikadır muhabbet ediyoruz. Estağfurullah. Tamam ben de samimiyetten yanayım ama bu kadar olmaz ki Kazım abicim ya. Estağfurullah. Ama yani ağzımıza götürür. Evet bilmeyen hayvan götürür diyorsun Kazım abi ya. Siz öyle. Ya ben dedim sen abi niye altını çiziyorsun ya? Şu da
yenebilecek, bu yenebilecek mantar. Evet. Arkası böyle çizgi çizgi olacak. Rengi sarı ya da beyaz olacak. Evet. Genelde. Bu da mı zehirli? Bu da zehirli, evet. Mesela ben bunu görsem alır yerim. Evet, yersiniz. Ve finalde? Gidersiniz. Kazım abi sen kimden yanasın ya? Sizden yanayım. Nasıl benden ömür hayatında ilk defa televizyona çıkma fırsatın olmuş. Sunucu bu kadar aşağılanmaz ki benim Kazım abi. Aşağılanmıyorum. Ya bırak Kazım abi sen de Allah'ı seversen. Efendim mantar nasıl toplanır? Kazım abi bunun nesi olur? Izgarası olur. Izgarası olur. Mantar kesersin. Yumurtaya, sucuğa, evet, kendi kendine haşlamasını yaparsın. Haşlamasını kavurmasını yaparsın. Evet. Soğanları da Kazım abi mantar toplayıp mantar yerim ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.